Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videomuza hoş geldiniz. Bugün böyle uzun bir selam ile videoya giriş yapmak istedim. Evet, bugünkü videomuz böyle güzel bir sohbet videosu olacak. Bu sohbet videosunda bazı sorular da var. Bazı konular da var. Bunları konuşacağız sizinle beraber. O zaman başlayalım. Baştan size şöyle göstereyim. Elimde ıhlamur var. Çünkü hastayım biliyorsunuz. Hala iyileşemedim bir türlü. Ve ıhlamur içiyorum. Buraya da böyle yazdım. Çünkü unutuyorum ben her zaman. Benim unutma alışkanlığım da var. O yüzden buraya yazdım ki doğru dürüst her şey hani baştan aşağı güzelce şey yapabileyim. Hani cevaplayabileyim ya da güzelce konuşabilelim diye. Hepinize hayırlı Ramazanlar diliyorum. Bugün Türkiye'nin ilk iftarı ve dün akşam da dün gece de ilk sahura oldu. Bugün Pakistan'da orucun ilk başlangıcı değil. Biz bu gece inşallah sahur yapacağız. Yarın gece de bizim ilk yarın akşam da bizim ilk iftarımız olacak. Daha burada başlamadı. Bu gece inşallah başlayacak. Zaten Türkiye'de biliyorsunuz normalde bir gün önce bayram oluyor. Pakistan'da daha sonra oluyor. Ve yine oruçlar da bu şekilde başlıyor. Türkiye ve Pakistan arasında 2 saat var biliyorsunuz. O yüzden bu şekilde bir aralık var arada. Dediğim gibi hepinize hayırlı Ramazanlar diliyorum. Rabbim şimdiden yapacağınız ibadetleri, tutacağınız oruçları, edeceğiniz duaları kabul etsin inşallah. Rabbim bizleri affeylesin, bağışlasın, günahlarımızı affeylesin, dualarımızı kabul eylesin, hastalarımıza şifa, dertlerimize devalar versin. İnşallah. Çok ümitliyiz. Rabbime binlerce kez şükürler olsun. Bu Ramazan'ı da bize görmeye nasip etti. Çünkü herkese nasip olmuyor böyle güzel, özel günler görmek. O yüzden söylüyorum. Evet. Bu soruyu hemen cevaplamak istiyorum. Çünkü genelde de böyle şeyler geliyor, sorular geliyor Ramazan gelince. Ramazan'da kaç oruç tutuyorum? Şimdi şunu söyleyeyim ilk önce. Oruçla ilgili bir sayı veremem tabii ki de. Hani ben şu kadar, şu güne kadar tutuyorum, 10 gün tutuyorum, 5 gün tutuyorum, 3 gün tutuyorum diyemem. Çünkü zaten böyle bir şey söylesem ayıp olur. Yani hani neden ben sayısını söyleyeyim ki? Biliyorsunuz ki Rabbimize bir ay boyunca oruç tutmayı emretti. Ben aslında oruçlarımı tutmaya çalışıyorum. Yani elimden ne kadar geliyorsa artık. Neden böyle söylüyorum onu da söyleyeyim. Bazen çok dayanamadığım zamanlar oluyor. Bazen şimdi nasıl dayanacağım dediğim zamanlar oluyor. Onun nedeninde benim tansiyon hastalığım var. Bunu hepiniz biliyorsunuz zaten. Dünkü videomda da hatta tansiyonumu ölçmüştüm. Ve sürekli kafamın döndüğünü, başımın döndüğünü, dayanamadığımı söylemiştim. Dün ben bu arada çok kötüydüm. Bununla ilgili de bunu söyleyeyim. Yani dün hani bütün gece böyle başım döndü. Bilmiyorum neden. Hani nedenini hiçbir şekilde bilmiyorum. Tansiyonumu ölçtüm, gösterdim videoda da ne çıktıysa artık. Yani sizler de gördünüz. Benim tansiyon hastalığım küçüklükten beri var. Nasıl küçüklükten beri var? Yani ben okula giderken de bizim okulumuzda bir etkinlik oldu. O etkinlik şöyleydi. Okulun öğretmenleri falan bizi devlet hastanesine getirdiler. Diş kontrolü yaptırmak için bütün öğrencilere ama sadece bana değil tabii ki de. Biz bütün sınıf oraya gittik. Ve saatlerdir bekliyoruz, saatlerdir bekliyoruz. Ayaktayız ama oturma yeri falan hiçbir şekilde yok. Ayakta bekliyoruz. Bütün okul hatta sadece bizim sınıfta değil. Bütün okul gitti. Herkesin dişlerine bakıyorlar, kontrol ediyorlar falan. Ondan sonra işte bizim sınıf hala bekliyordu. Ben beklerken benim başım öyle bir döndü ki benim arkamda bir arkadaşım vardı. Biz çünkü böyle hani tekerli sıraya girmiştik. Ondan sonra ben başım döndü, gözlerim böyle bir karardı, düştüm. Hiç bilmiyorum. O an yani hiç bilmiyorum hani ben ne yaptım, nasıl oldu falan hiç hani anlamadım. Neyse düştüm arkadaşımın üzerine. İşte arkadaşım tabii ki de panik oldu. Ondan sonra Neslihan'a ne oldu, Neslihan bayıldı falan diye. Hemen öğretmenlerim geldi. Öğretmenler beni kaldırdılar sağ olsun. Ve o en arka sıradan beni önüne aldılar. Beni hemencecik doktora getirdiler orada. Dişlerimi kontrol etmek için. Dişlerimi kontrol ederken de tansiyonum olduğunu öğrendim. Yani tansiyonum düşmüş. O yüzden
Ben bayılmışım. Daha kaç yaşında olurum o zamanlar? Daha 7 ya da 8 yaşlarındaydım diye düşünüyorum. Öyle hatırlıyorum. Ki bence öyleydi. Daha çok küçüktüm gerçekten de. Anlayacağınız, benim küçüklükten beri tansiyon hastalığım var. O yüzden oruç tuttuğumda, yemek yemediğimde, su içmediğimde sürekli bir rahatsızlanma oluyor bende. Tansiyonum düşüyor. Bu sefer hiçbir şekilde iş yapamıyorum. Hani böyle o kadar sanki depresyondaymışım gibi hissediyorum. Çünkü biliyorsunuz o zaman ben şey olamıyorum. Hani enerjik olamıyorum hiçbir şekilde. Çünkü yemek yemedim, su içmedim falan kötüleşiyorum. Bu sefer de Rana diyor ki hani oruç tutmanın ne anlamı var o zaman? Sen zaten her gün hastalanıyorsun, oruç tutuyorsun. Tabii ki de belirli bir zamana kadar tutuyorum elimden geldiğince. Hatta hepsini tutmak istiyorum ama maalesef yapamıyorum. Yani dediğim gibi hani hepimiz aslında biz hepimiz insanların bir problemi var, bir sorunu var. O yüzden ne kadar elimizden geliyorsa onları yapmaya çalışıyoruz. İbadette de öyle, oruçta da öyle, her şeyde öyle. Evet. Yani bu sorunun bana sorulacağını biliyordum. Hatta bunu bir yerde okudum gerçekten. Ramazan'da Türkiye'de olmak ister miydin? İstemez miyim? Türkiye'de olmak kim istemez? O kadar çok isterim ki kendi ülkemde olmayı. Yani bilmiyorum, Ramazan Türkiye'de çok farklı. Kocaman sofralar kurulur, upuzun sofralar kurulur. Camilerimizde yemek verilir, teravihler, namazlar, dualar. Yani şu an resmen önüme, gözlerimin önüne Edirne ve İstanbul geldi. Türkiye geldi gerçekten de. Ben çok isterdim. Gerçekten çok isterdim. Bilmiyorum ya. Dua edin lütfen benim için. Bir an önce biz de gidebilelim. Yani ben sadece Ramazan'da da değil, genelde de hep Türkiye'de olmak istiyorum. Sonuçta kendi ülkem. Çok özlüyorum ülkemi. Ailemi çok özlüyorum. Yani küçükken ablamlarla beraber bakkala gidip Ramazan pidesi aldığımızı hatırlıyorum. Gözlerimin önüne geliyor, dayanamıyorum. Bu sefer ağlıyorum. Yani gerçekten de Türkiye'de Ramazan asıl yaşanıyor diyebilirim. Gerçekten öyle. Yani bizim komşularımız sağ olsunlar ne yaparlarsa oradan oraya ulaştırırlar. Ramazan zaten paylaşmak demek. Gerçekten de öyle. Ramazan'da birçok çeşit yemek yapıyoruz. Farklı farklı. Az ama farklı farklı. Komşularımıza veriyoruz, tattırıyoruz vesaire. Gerçekten de şimdi o hani o uzun sofralar benim gözümün önüne geldi. O camide verilen yemekler Kızılay tarafından onlar benim gözümün önüne geldi. Gerçekten. Yani keşke ama keşke. Yani Rabbim benim ne kadar çok istediğimi biliyor. İnşallah benim dualarım kabul olur. Bir an önce hangi problemimiz varsa, ne problemimiz varsa, Türkiye'ye neden gidemiyorsak ya da hani hangi şekilde zor durumdaysak Rabbim bize yardım eder. Ve inşallah ben de bir an önce Türkiye'ye gelirim çocuklarımla ve eşimle beraber. Ramazan'da Pakistan'da yardımlar var mı? Tabii ki de var. Ama biliyorsunuz ki Pakistan bu konuda çok gelişmemiş bir ülke. Yardım konusunda özellikle de. Neden böyle diyorum? Şimdi söyleyeceğim size. Çünkü Pakistan'ın devleti zaten hani her kişiye yardım yapmıyor. Eğer birisine erzak verecekse onun her şeyini araştırıyor, her şeyini soruyor. Her yere bir imza atması lazım. Hep gidip gelmesi lazım. Ancak o şekilde alabiliyorsunuz erzağı. Ama dediğim gibi bu herkese şey yapmıyor. Yani hani Pakistan'ın devleti herkese vermiyor. Veriyorsa da sadece hani bir iki defa şey veriyor. Erzak veriyor bu kadar. Ben hiç almadım gerçekten. Yani alabilirdim ama hiçbir şekilde almadım. Çünkü ben zaten Türk'üm. Pakistan'da herhangi bir kimliğim falan yok. Yenge geldi bana bakıyor, o yüzden güldüm. Şimdi diyor ki almış çayını eline, ne yapıyor bu? Neyse, yani dediğim gibi Pakistan'a yardım var ama çok zor. Genellikle iş adamları bayram gelmeden önce kıyafet falan alıp hani veriyorlar kıyafet alamayan insanlara, kadınlara, çocuklara, erkeklere ya da ne bileyim hani erzak alıp böyle hani çuvalla beraber veriyorlar. Böyle bir şey oluyor.
Ama herkese değil gerçekten. Yardım almak çok zor bu da Pakistan'da. Çok ama çok zor. Yani bu videoyu neden çekiyorum? Çünkü uzun zamandır oturarak sizinle güzel bir şekilde sohbet edemedik ve bu videonun içerisinde aslında bir sürü soru da vardı. O yüzden çekeyim dedim. Bu arada ıhlamur naneli çok güzel geldi bana gerçekten. İyi geldi. Yani gözlerim biraz daha açılıyor. Bayram geliyor arkadaşlar. Bayram geliyor. İnşallah Rabbim nasip ederse bir ay sonra orucun sonuncu günü, ondan sonra Arife günü, ondan sonra bayram. Çok heyecanlıyız bayram için. Yine aynı şeyi söyleyeceğim. Keşke Türkiye'de olabilseydik bayramda. Çok isterdim. Çok ama çok isterdim ailemle beraber kutlamayı, bayramı. Ama işte bu da demek ki benim imtihanım. Benim ailemin imtihanı da bu. Rabbim bizi bir şeyle sınıyor. Biraz daha sabır etmemiz lazım. Eminim ki Rabbim yani hani bizim sabrımızın şeyini verecektir. İnşallah verecektir ben. Çok ümitliyim bu konuda. Sabrın sonu selamettir derler ya. Çok inanıyorum Rabbime inşallah. En yakın zamanda benim de istediklerim olacak. Benim de imtihanım, benim de sınandığım şeyler bitecek inşallah. Biraz daha sabır Neslihan. Bayramda çok yıl olmak isterdim. Benim çocuklarım zaten genelde de annenle ve dedelerini çok özlüyorlar. Keşke onların yanına gitsek. Ne zaman gideceğiz? Bu uçak ne zaman aşağıya gelecek falan diyorlar. Çünkü onlar çocuk daha anlamıyorlar. Biz anlıyoruz ama onlar anlamıyorlar. Ve Abiha'nın biliyorsunuz teyzesi gelince, Rabi yengenin kardeşi, ne bileyim onun işte anneannesi, dedesi falan gelince daha çok yapıyorlar bunu. Hani bizim anneannemiz, dedemiz nerede? Biz neden gidemiyoruz anne? Bazen ağlıyorlar gerçekten. Muhammed Emre de çok sinirleniyor. Bazen anneanne, dede, anneanne, dede diye tutturuyor. Yani nasıl zapt etsem gerçekten de bazen şaşırıyorum ben. Bizden istediğiniz farklı videolar var mı? Eğer varsa lütfen söyleyin. Hepsini çekmeye hazırım. Ki inşallah zaten siz benim Ramazan videolarımı seviyorsunuz genelde. İnşallah bu Ramazan güzel bir video çekeceğiz. Yani zaten Ramazan'da biliyorsunuz genellikle oruç tuttuk, kalktık. İşte çocuklara kahvaltı yedirdim. Ondan sonra ev temizliği, yemek yapalım, ne yapalım, iftar için ne hazırlayalım vesaire oluyor. Bunun gibi şeyler oluyor. Destekleriniz için çok çok teşekkür ederim. Videomu izleyen herkese çok çok teşekkür ederim. Beğenenlere çok çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Eksik olmayın. Gerçekten de bu bile bana yetiyor. Yani videolarımızı izlemeniz, beğenmeniz, güzel yorumlar yapmanız bunlar bana yetiyor. Ve benim için dua edin. Başka bir şey istemiyorum sizden. Bir şey daha var. Bazı kardeşlerimiz bana şey gönderiyorlar. YouTube yorum üzerinden bana hediyeler gönderiyorlar. Aslında onlar bana para olarak geliyor. Ama işte onların hemen altına gidip yazanlar var, saldırgan olanlar var. Neden onlara gönderiyorsunuz falan diyenler var. Bunlar zaten dilenci diyenler var. Ben hiçbir şekilde kimseden bir şey istemiyorum. Ben sadece normal videolarımı çekiyorum. Bana hediye gönderen herkese çok çok teşekkür ederim. Gönülden teşekkür ederim. Yani onlar demek ki bana hediye, benim çocuklarıma hediye göndermek istiyorlar. Ve o yorumdan bunu nasıl yapıyorlar hiçbir şekilde bilmiyorum ve bana gönderiyorlar. Çok çok teşekkür ederim hepinize. Allah razı olsun. Rabbim size daha da çok fazlasını versin. Bu konu uzun zamandır aslında hani şey yapılıyor, yorumlarda tartışılıyor. Birisi bana gönderdiğinde diğeri hep böyle şey oluyor hani tepki veriyor. Neden? Başkasına verin vesaire. Eminim ki bana gönderenler diğerlerine de yardım yapıyorlardır. Yani bana küçük küçük hediye gönderenler, beni ve benim çocuklarımı düşünenler diğerlerine daha da çok ihtiyacı olan insanlara yardım yapıyorlardır diye düşünüyorum. Bu yüzden bana hediye gönderen, bana yardımcı olmak isteyen, yani en azından yorum üzerinden de bir faydamız dokunsun diyenlere çok çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Rabbim size daha da fazlasını versin ve ay kusura bakmayın lütfen. Yani öyle bir öksürük şeyine girdim ki resmen alerji var bende. Umarım bugünkü videomuzu severek izlemişsinizdir. Videomuzu beğendiyseniz beğendim demeyi unutmayın. Yani böyle videoları beğeniyor musunuz, beğenmiyor musunuz bilmek istiyorum. O yüzden yorumlara yazarsanız çok çok sevinirim. Bu sohbeti nasıl buldunuz?
Onu da merak ediyorum. Lütfen yorumlara yazın. Videolarımızı beğenin. Hala kanalımıza abone değilseniz olabilirsiniz. Kapatmadan önce Instagram adresimiz de var. İsterseniz benimle sohbet edebilirsiniz ya da bana sormak istediğiniz bir şey varsa sorabilirsiniz. AliyenFiza3736. Genelde zaten açıklama kısmında linkini veriyorum. Oradan bakabilirsiniz. Her videonun altında açıklama kısmında Instagram'ımızın linki bulunmaktadır. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın. Tekrardan hayırlı canlılar diliyorum. Görüşmek üzere.